Üsküdar artık her geçen gün belki de biraz daha sona geldiğini fark ederek daha da sertleşiyor, daha da acımasızlaşıyor. Hep birlikte geçen ay hayvan hakları yasasında çok büyük bir mücadele verdik aylarca. İstediklerini tam yapamadılar. Eğer olsaydı hayvanları topla, götür, barınağa koy, iki ay bekle, sahiplenmiyorsa öldür diye kanun getirdiler. Buna çok büyük bir isyan oldu, çok büyük bir itiraz oldu. O itirazın hem meclis ayağında hem sahada o mücadelenin önünde olduk, içinde olduk. O yasa itlaf maddesi üstü örtülerek ve bir takım yerleri yumuşayarak geçti. Ama yasanın esas mantığı şu. Diyor ki topla, eskiden aşıla bırak vardı, bırakamazsın. Barınak yap ama 2028'e kadar yap. Para da vermiyor barınak için. Hayvan hakları fonu vardı mecliste. Tüm partilerin uzlaşıp önerdiği, onu da yapmadı. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak bu kanunu asla uygulamayacağımızı, doğrusunu yapacağımızı, hayvanlara dokunmayacağımızı, barınakları çoğaltacağımızı, elden geldiğince imkanlar dahilinde direneceğimizi söyledik. Çok şükür belediye başkanlarımız insanüstü gayretle bu işle mücadele ediyorlar. Ama dün ne oldu? Dün Gebze'de 50 tane hayvan, 50 tane can zehirlenerek öldürüldü. Niye? Bu yasa onların kulağına gizlice bunu söylüyor diye. İlk niyet oydu. Al getir, 60 gün sonra öldür. Buna siz, biz, vicdanlı insanlar karşı çıkıyor diye öldürür. Kapattılar üstünü ama belediye başkanı, bizim Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının bilincinde olmayan belediye başkanı gerekli tedbirleri almadığı için maalesef büyük bir katliamla karşı karşıyayız. Bunun peşini asla ve asla bırakmayacağız. Bununla akılcı mücadele etmek lazım. Bunun kaynaklarını hep beraber bulmak lazım. İktidar muhalefet el ele vermek lazım. Ama asla ve asla cana kıymamak lazım. Bir kez daha çağrıda bulunuyorum.